Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler bir Cage of History 2'de BloodRapper modunda bir isyancı devletini olabildiğince güçlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve bakalım nasıl olacak, sizler birlikte bunu görmüş olacağız. Açıklama yorumlar kısmına eklediğim linkten direkt olarak BloodRapper modunun yeni versiyonu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hem telefon hem de bilgisayar için uyumludur. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar editörden bir tane senaryo seçip onun ayarlarını yapmamız gerekiyor. Ben buradan modern dünya üzerinde ayarlarımı yapıp direkt olarak oynama geçiş yapmak istiyorum. İleri ileri diyeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar başlangıç nüfusu 200 bin olarak ayarlanmış. Ben bunu arttıracağım abi. 200 bini gelin 250 bin yapalım. Fazla nüfus görürsek oyun biraz bug'a girebilir. Ondan dolayı da 250 bin bizim için stabil olabilir arkadaşlar. Daha sonrasında bunu arttırıyorum. Bunu da 150 bine getiriyorum. 150 bin mis gibi. Ve başlangıç parasını arttırıyorum arkadaşlar. 75 bin yapıyorum ki bir isyancı devleti kurulduğunda onun parası da 75 bin olsun diye. Şimdi burada gördüğünüz üzere population growth var ve economic growth var. Yani nüfusun çoğalma oranını %25 yapalım biz de. Her şeyi %5 olarak arttıracağım. Bunu da %15 yapıyorum. Hastalıklarda ölüm oranı bu şekilde kalabilir. Save diyeceğiz ve oyunumuza artık direkt olarak geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Yeni oyun diyelim. Şimdi şöyle haritamıza bir baktığımızda en müsait yer Avrupa. Evet arkadaşlar, Avrupa. Almanya üzerine civardaki tüm devletlerin içinden isyancı devletler çıkartacağım. Ve onları bana bağlamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak, görmüş olacağız. Lakin arkadaşlar oyun seçeneklerinde çok sevdiğim bir ayar var. Şimdi burayı öncelikle ayarlayalım, gelin isterseniz. Zorluğumuz efsanevi. Savaş sesimiz klasik. Oyun hızımız %100'de kalabilir. AI yargı sefilini %0'a kadar çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere AI'nin vasal kurma oranı var. Şimdi biz olur da bir tane devleti isyancı olarak yeniden çıkartabilirsek dünyaya. Fransa mesela savaş açtı isyancı devlete, tamam mı? Açtıktan sonra yok etti ama bunu vasal yapsın. Ondan dolayı bu ayarı %100 yapıyorum. AI'nin ittifak kurma oranını düşürelim. Yok olmasın. Daha sonrasında başka da bir ayarımız yok arkadaşlar. İsyancıların gücünü zaten bu şekilde bıraktık. Hatta gelin %200 yapalım. Fazla aşırıya kaçmadan. Oğlum %200. Güzel. Almanya'yı seçiyorum. Ve oyunumuzu başlatıyorum. Diplomasiden baktığımızda arkadaşlar 20 milyon 327 bin nüfusumuz var. 5 milyon 564 bin de ekonomimiz var. Bu gerçekten iyi bir değer. Öncelikle arkadaşlar bizim vergilere ihtiyacımız var. Mallara ihtiyacımız var ve yatırımlara. Ve burayı kapatıp paramızı olabildiğince arttıracak seçenekleri seçmemiz gerekiyor. Bizim günde 254 binlik bir kazancımız var. 254 bin. Bunu arttırıyorum. 258 bin. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Vergilendirmelerden ne kadar çok para artıyor. Evet, 30 yapıyorum bunu ve 278 bin kazancımız oldu. Nüfus artışını onluyorum abi. Economic growth'u yine arttırıyorum. Askeri bakımları da aynı şekilde arttırıyorum ve burayı kapatıyorum. Şimdi 5761'lik bir manpower'ımız var. Manpower'ı şimdilik kullanmayacağız. Arkadaşlar, önce kimden başlayalım? Önce sınırımızdaki düşmanımız olan Polonya'dan başlamak istiyorum. Biraz paramızı basalım. Ve abicim, bak şimdi. Hem topraklarını satın alacağım, hem isyancılarla adamı işgal edeceğim. Belki de hiçbir şey yapmadan adamı yok edeceğiz arkadaşlar. Diplomasiye basalım. Ve buradan arkadaşlar isyancıları destek tuşuna basıyorum. Gördüğünüz üzere Silesia, Kaşambuya, Rosyanya. Burada %7'lik bir isyancı gücü varmış. Bunu desteklemeye başlayalım isterseniz. Tamamdır. Başladık. %7'lik bir desteği arttırmaya çalışacağım şimdi. Derbik'te para vermeye devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar az bir nüfus değil. 15 bin nüfus var burada. Evet. Desteklemeye devam ediyoruz. İsyancı çıktığında göreceğiz bu arada direkt olarak. 415 bin nüfusları oldu arkadaşlar. Gitgide artıyorlar. Evet, isyancılar çıktı gördüğünüz üzere. Sonrasında Senate Gift yapıyorum. Hem para yolluyorum hem de ordu yolluyorum. 75 binlik bir ordu yolluyorum arkadaşlar. Manpower'ım bitti gördüğünüz üzere. Ordunun hepsini yolladığım için. Biraz daha para yollamaya devam etmem lazım. Evet gördüğünüz üzere hepsini zaten kabul ediyor. Bunun içinden de isyan çıkartabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. Silezya'nın içinden de Silezya devleti çıkartabiliyorum. Bunu da farklı bir videoda yapalım. Support Rebels yapıyorum. Aynı zamanda bir isyancı daha çıkartıyorum ortaya. Bakalım direkt vasal kuracak mı? Evet abi. Adam vasal bile kurmadan kendisi zaten kendi devleti ilan etti. An itibariyle gördüğünüz üzere bir tane vasalımızı kurtarmış durumdayız arkadaşlar. Landgift yapmaya devam edelim. Bu adama biraz daha para verelim. Şu an artık kendisi resmi bir devlet konumuna yükselmiş durumda. Ama bu bizim için yeterli mi? Değil arkadaşlar. Daha fazla paraya ihtiyacımız var ve daha fazla devlete ihtiyacımız var. Ben bu sınırı temizleye temizleye bu adamdan toprak satın alabilir miyim? Evet alabilirim ama şu anlık bunu yapmayacağım. Belki bunu 2-3 bölümde yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz eğer. Biz yine burada bir Silezya devleti var gördüğünüz üzere. Bunu da destekleyelim. Çekoslovakya'nın içinde. Para vermeye devam edeceğim. Evet gördüğünüz üzere isyancılar kuruldu. Ben buradan manpower'ım zaten 4399'a kadar gelmiş. 43 binlik bir ordu yolluyorum. Abi yetişemedik ya. Neyse dur bakayım bir. Yani yetişemedik evet. Bakalım bir. Vasal vesaire kurulmamış arkadaşlar. Direkt olarak kendisini yok etmiş.
%99 falan mı yaptık biz bu ayarı? Şimdi Avusturya var. Burada bu yüzde böyle destek var mı bakayım bir. Şurada herhangi bir destek yok. Bu arkadaş da var mı? Arkadaşlar bu arkadaş da var. %60'lık bir devlet kurulma ihtimali var. Desteklemeye devam edelim. Vermeye devam abi. Çok güzel bu. Büyük bir toprak kuruldu buraya. Yani hayır hayır pardon. Para vermeye devam edeceğim. Bir yandan da arkadaşlar bu arkadaşa. Fransa'ya ordumu yolladım yanlışlıkla. Olur öyle şeyler. Netkip yapmaya devam edelim. Kendileri asker çıkarsın biraz. Evet bir isyancı daha çıkarttık içinden. Evet, iki isyancı yan yana. Lan çok iyi bir sürü isyan çıktı içinden. Buradan da bir isyan çıktı. Lan Fransa devrimini mi başlattık biz yanlışlıkla? Evet arkadaşlar. Fransa'yı darlaya darlaya içinden isyancıları çıkarttık bu arada. Güzel oldu. Baksanıza. Oktomania. Akonetia. Huerezi. Yani güzel isyancı devletler çıktı. Şu an Avrupa'yı Abdülhamit gibi karışıyoruz arkadaşlar. Bir bastonumuzu oradan sokuyoruz. Bir diğer taraftan çıkıyor. Hadi bakalım. Devam edelim. Burada yine bir Kroze devleti var. Ve desteklemeye devam edeceğiz. Bakalım. 9'luk destek ne kadar hızlı şekilde çoğalacak. Onu da görmüş oluruz. Korsika gel bakalım. Biraz daha destekçi olarsam bence bu adam kabul eder. Oğlum. Aha buradan çıktı lan. Helal sana. Gelmeden çıkarttı devletini kurdu. Görüyor musunuz arkadaşlar? İtalya'da bence bir şeyler vardır gibime geliyor. Ben bir bakayım İtalya'ya. Oy. Sardinya ile Sicilya var arkadaşlar. Manpower'ı biraz basalım. Bas abi Manpower'ı. Daha sonrasında ise arkadaşlar gelin bir adamı yoklayalım. Ne de para veremiyoruz maalesef. Evet isyancılar kuruldu. Netkeep yapıyorum. 70 binlik bir ordu yolluyorum. Evet iki tane isyancı kuruldu arkadaşlar. İtalya burada tek başına kaldı. Evet buraya da bir devlet kurduk. Ulan şu adamları var ya öyle bir darlıyorum ki. Bakar mısın arkadaşlar? Adamın hem ekonomisi hem nüfus azalıyor. Polonya'nın içinde de bir isyancı var. Aklıma bir şey daha geliyor ama. Türkiye'de var mı peki? Kotrebaz. Hayır seni desteklemem abi. Hayali bir şey var orada. Böyle sende vardır bence isyancı. Bende isyancı yok. Böyle desteği çok olan bir yer arıyorum da bulamıyorum bir türlü. Bence Romanya'da vardır. Hollanda, Belçika'da var mı? Var var olmaz olur mu? Al bakalım. Hollanda. Bunu da al. Bakalım ne zaman çıkacak içinden isyancı görmüş oluruz. Evet çıktı arkadaşlar. Hemen ben abi sentkip yapıyorum. Bir isyancı daha çıktı. Sanırsam diğer isyancı onu görünce etkileniyor. Ulan ben de çıkıyorum deyip çıkıyor arkadaşlar. Ama yet ya oh. Şu an üzüldüm. Bir tık üzüldüm arkadaşlar. Burada isyancı yoktur ama. Bu adamlar varmış la. Bu adamın içinde isyancı varmış. Evet nüfusa para vermeye devam ediyoruz. İsviçre'nin parçalanmasını isteyen kim olabilir ki ya? Tamam devam et abi. Buranın insanları buraya sadık arkadaşlar. Sadık. Ama bu arada tam sınırımda olduğu için bu adamdan toprak da satın alabilirim ben. Para veriyoruz ama. Kanka şuraya versene ya. Moralim bozuldu. Sana para. Der ki şurayı bana ver. Yani şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane isyancı devleti kurduk arkadaşlar. 7 tane isyancı devleti. İspanya bence buna çok müsait ya. Ben niye buna bakmadım ki hiç? Baksanıza arkadaşlar. Katolikler var. Katalonya var burada. Para vermeye devam. Ne var? Her birini tek tek destekleyeceğim lan. Her birini bak. Bu adamı en üst şekilde yok edeceğim. Ulan acaba şimdi savaş... Adamın içine mesela bir sürü isyancı devlet kurduktan sonra bir de savaş açalım. Ordumun hepsini yolluyorum. Hadi oğlum kur devletini kurdu. Çok güzel kurdu adam devletini. Support Rebels yapmaya devam edelim. Kendi devletini zaten kuracak biraz sonra arkadaşlar. Hiç asker bile göndermeye gerek yok. Devam edelim. Evet bir tane isyancı kayboldu gördüğünüz üzere. Kendi devletini is. İlan etti çünkü. Çok güzel. Aklıma bir şey daha geldi. Mesela bir isyancının içinden bir isyancı daha çıkartabilir miyim? Farklı videoda yapacağım onu da. Ya şimdi yaparsam olmaz. Abi. Kaç tane isyancı devleti çıkmış ortaya lan. Portekiz. Sende vardır bir şeyler lan. Ne var? %1'lik bir Galisya var arkadaşlar. Fazla bir şey. Ha. Lüksemburg sende bir şeyler var mı? Yani Lüksemburg'da niye bir şey yok ki ya? Keşke olsa bu arada. Minicik ya bir de. Bak bak şimdi bak. Devam abi. Aha. Yolla abi. Yolla 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 yolla. Hadi oğlum bir kurunla devleti. Evet bir tane devlet kuruldu. Ama bize yetmez bu. Bu bize yetmez. Daha fazla lazım. Evet. Evet. Tam istediğim yerden çıktı devlet. Hadi oğlum daha fazla. Hadi. İşte bu. Belçika'yı yok ediyorum. Devam edelim. Daha fazla asker yollayacağım oraya. Daha fazla para yollayacağım. Abi tam bu devlet çıktıydı ya. Artık direkt yok ediyor arkadaşlar. Baksana. Bir anda yok oluyorlar. Netgif yap. Ya abi ya adam yok oldu. Acaba diplomatik nerede nerede ne non-aggression yok defans paktı. Nasıl reddedersin oğlum? Deli misin sen? Hemen daha fazla asker gönderirsen bu arkadaşı yok edemezler. İşte bu. Ne oldu lan sana? Devam 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 devam. Bir tek daha çıktı devlet. Şu an var ya Belçika'yı bir kıskacı almışım arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Daha fazla olsun ne olur. Daha fazla isyancı olsun içinde.
Var, olmaz olur mu? Hayır abi, hayır, daha fazla isyancı lazım bize. İşte bu. Abi ne oluyor? Helal size, helal. Daha fazla asker. Bakayım bir. Oğlum ne oldu bu adama lan? Her yerini isyancı kapladı. Ya dostum, kimseye güvenmeyeceksin bu devirde. Üf be. Peki bu adamı nasıl daha fazla kötü etkileyebilirim? Şimdi mesela bu adam bayağı bir yıprandı abi, tamam mı? Adam ta 25. 20. sıradaydı, 30. sıraya kadar düştü. Şu an adamın içinden her şeyi çıkarttık, bakalım arkadaşlar. %35'lik bir isyancı oranı var bu arada. Daha fazla isyancı nasıl destekleyebilirim acaba buradan? Böyle bakıyorum da bir nasıl... Hiç ordum yok bu arada, ordum yok abi, yok yok. Oğlum ne oldu lan sana he? Şu an bu adamın üzerinde bir yapabileceğim herhangi bir olay yok ya. Tüh. Her olayı bitirdik arkadaşlar. Bu arada baksanıza sınırları neler yapmışlar. Otomatikman bu isyancıların benimle arası iyi olması lazım ama hepsi kötü. Niye kötü abi? Şimdi abicim bak, aklıma daha iyi bir fikir geldi. Red Recluse yap, Gold yap. Ya hadi ver işte abi ya. Ver de şu sınırı bir geleyim hemen. Bu kadar para, topraklar bunlar. Of. Hadi ver la. Ya abi ciddi olamazsın, vermiyor ama nüfus ekonomisi çok fazla bunun. Bundan dolayı vermiyor olabilir. Nereden daha hızlı varırım ben buralara? Buradan varabilirim bence. Ya yine vermedi. Ya da şurayı satın alabiliriz. Ya şu an var ya, toprağını satın alsam tamamen yok edeceğim de onu. Bende bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Belçika. Hadi oğlum Belçika, bir şeyler yapayım sana be. Nasıl, ne yapabilirim acaba? Ha böyle bir şey var. Bu deriden fazla olması lazım diyor. Yapalım abi, gel. Prove Revolution. Land Gift. Port'u da yollayalım aynı zamanda. 150 bence yaparız ya. Niye yapamayalım ki? Bu olayı da test etmiş oluruz hem. Hadi oğlum. Ya da sınırda bir tane daha toprağım olabilir. Zaten adam yok olmuş. Ya niye vermiyorsunuz ki topraklarınızı ya? Adamın her toprağı değerli ya. Vermiyor ki. Prove Revolution. Neymiş lan? Gel bir de bağımsızlığını garanti edeyim. Hepsini kabul mü ettin? Hiçbirisini kabul etmemiş. Oğlum sen ne kötü bir insansın lan. 150 yapabilirsen o şeyi de test etmiş oluruz arkadaşlar bu sayede. Preparation 41. Hadi oğlum 150. Al bir de benden bu kadar. 55 oldu. Diplomasi puanı çok az bu arada, yani bunu yapmak imkansız gibi bir şey. Nerede o lanet olası özellik? Ana. Yani çok para istiyor oğlum. Evet, tüm askerlerini görebiliyorum bu arada. Hollanda. Sen bana o toprakları satmadın ya. Ben Frizz adına bir tane deve çıkartıyorum. Tamam işte bu. Oğlum adam nasıl dayanıyor lan? Koskocaman Fransa dayanamadı, sen nasıl dayanıyorsun? Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Çok daha iyi bir fikir. Gelin onu da test edelim. Hem benim de savaşacak hem de isyancılarla savaşacak. Yapabilir biz, yaparız bence. Niye yapamayalım ki? Gel abi. Army'de. Isolation. Evde. Daha sonrasında arkadaşlar otomatik planı açtı deme. Alsınlar abi etrafa. Oh mis gibi. Daha fazla manpower'a ihtiyacım var ki 65.000 daha orduluk bir şey çıkartabileyim. Hemen manpower basıyorum. Hiçbir şey daha cebimden silah çıkartmadan, kınından daha silah çıkartmadan, cep ne ya, cebinde silah mı saklanır? Bir sürü devlet kurdum lan. Ben neyim kardeşim ya? Mobilization yap. Evet, yine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bence bu kadarı yeterli olabilecektir gibime geliyor ama bilmiyorum arkadaşlar. Son bir ordu daha basayım. Şimdi bu arkadaş benimle uğraşacağı için. Şimdi aşağı gel. Bundaymışız bu arada, güzel. Arkadaşlar defans taktiğine geçiyoruz. Zaten defanstaydık, o da güzel. Tamamdır. Paramız var. İlk de orbar yapıyorum. 5. 5 tur kala hemen isyancıları desteklemeye başlıyorum. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Yüzü otoplan açıyorum. İsyancı kuruldu bu arada içinden ama. İsyancı da kendi onun devletini yok etmesini istiyorum ama olmuyor arkadaşlar. Orada bu adamın harbiden çok fazla tane mi yapabiliyormuş. Heh, support rebels. Oğlum bak, otoplanla bence ilerlersiniz. Oldu lan. İsyancı desteklemeye devam edelim. Paramı da yollamayın. Alaka oğlum. Dur abi bir isyancı daha. Ben hiçbir şey yapmıyorum fark ettiğiniz üzere. Sadece isyancının kurulmasını bekliyorum ki. Hani gücü zayıflasın ama zayıflamıyor. Bu arada çok fazla ilerlediği için arkada kaldı ordusu. Nihayet. Ben buradan girerim başkente. Evet, buradan da bir isyan çıkmış bu arada. Başka başka. Kanka senin bana gücün yetmez. Ya yette bile bak, ben şu an savaşmıyorum. Savaştığımı düşünsene. Arkayı boş bırakmış. İsyancı ne iş yapıyor abi? Kursana devletin işte ya. Başkent düştü, kapital düştü abi. Abi nasıl gidiyor, şuna bak ya. Yüzsüz, yemin ediyorum yüzsüz. Neyse, arka tarafta işte askeri kalmadı zaten. İsyancı destekleme. %1'lik bir desteği var. Bence yaparlar bir şeyler. Ne yapamazsın ki değil mi? Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Şimdi ben bu adama, ben yenilsem bile barış anlaşması yolladığım takdirde kabul edecek. Çünkü içindeki devlet kuruldu abi. Anladın mı? Gördünüz mü? Ne bu? Harbi. Tüm orduyu topladım. İşte bundan bahsediyorum. Şimdi bu Hollanda'yı alacağım. Tamam mı? Hollanda'yı alacağım. İçine Alman nüfusunu yerleştireceğim. Sonra arkadaşlar Almanları devlet kurmak için yönetmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak.
Bak hepsini alıyorum. Gel bakalım. Şimdi bak. Mesela burada farklı kökenler var artık. Ama ben buraya Almanları yerleştirirsem ne olur? Almanlar olmaya başlar artık. Asimile edersem bunları. Hollandalılar Alman'a dönüşür. Bakayım mı? Evet. Devleti kurmuşuz arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu bir kaydedelim, tamam mı? Kaydettik. Buradan Game Options'a gel. Yok, bu değil. Ha, gel. Mesela ben Belçika'dan bir göreyim Almanya'yı. Yanlış yaptık. Game Settings, tamam. Bak şimdi isyancıları destekle dediğimde ne çıkıyor abi? Gördünüz mü? Hollanda şeyi çıkıyor. Mesela ben şimdi ne yapacağım? Hollandalıları falan destekleyeceğim ama Alman kökenini önce bir yerleştirmem lazım. Asimilasyonun tamamlanması için. Asimilasyon tamamlandığı takdirde Almanya'nın içinden de devlet kuracağım. Plan şu şekilde. Ben Almanya'yı oynuyorum. Buraya uzun bir süre asimile ediyorum. Buranın artık ırkı Almanlaşıyor. Almanlaştıktan sonra ben burayı Hollanda adında bir tane daha devlet kuruyorum. Ve Hollanda'nın içine baktığımızda Alman kökenli insanları görmeye başlıyoruz. Ve bu ne demek anlamına geliyor arkadaşlar? Almanları da isyancı devleti kurmak için ikna edebiliriz gibime geliyor. Bakın şimdi. Burada şu an 40 binlik bir Alman nüfusu var mesela. 207 binlik de bir nasıl söyleyeyim sizlere? Hollanda nüfusu var. Bak burada mesela görüyor musunuz? Ne kaç tane devlet var. Bence bunu de dest. Tamamdır. Arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. İlk defa bu kadar zevk aldığımı anladım oyunda. İnşallah ikinci bölümde böyle güzel gider. Birleşik Krallığı unuttuk bu arada. Birleşik Krallığı'nın içinde bir şeyler de denemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.